İngiliz parlamentosunda Başbakan Lloyd George Atatürk'ü şöyle anlatmıştır. Arkadaşlar insanlık tarihi birkaç yüzyılda bir dahi yetiştirebiliyor. Şu talihsizliğimize bakınız ki dünyanın beklediği son dahi bir anda Türkiye'de ortaya çıktı. Hem de bize karşı bütün dünyaya karşı elden ne gelebilirdi? Gelelim Atatürk'ün vatanseverliğinden bahsetmeye. Vatan ve millet sevgisi Atatürk'te her şeyden önce geliyordu. Bunun en önemli göstergesi ise milli mücadelede gösterdiği azim ve fedakarlıktır. Atatürk vatan sevgisini şu şekilde ifade etmiştir. Yurt toprağı, her şey feda olsun sana. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk milletini sonsuza kadar yaşatmak için verimli kalacaksın. Yine Atatürk'ün vatan sevgisini gösteren olaylardan birisi de İngiltere kralının e, Türkiye'yi ziyaret ettiği sırada yaşanmıştır. İngiltere Kralı Edward Türkiye'ye geldiği zaman yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı'na gelmişti. Kral rıhtıma çıkmak istediği bir sırada el yere değdi ve tozlandı. O sırada Atatürk de kralı rıhtımdan almak üzere kıyıdaydı. Kral elini silmek isteyince Atatürk "Vatanımın toprağı temizdir." elimi ve elinizi kirletmez diyerek elinden tutup kralı rıhtıma çıkarttı. Vatan ve milleti, vatanı ve milleti için fedakarlığı ve çalışmayı yeterli görmeyen Atatürk, hastalığının en zor anlarında bile vatan toprağı olan olarak gördüğü Hatay'ı milli sınırları içerisine katmaya çalışmıştır. Atatürk'ün mantıklı ve gerçekçi oluşundan bahsedelim. Akıl ve mantığın halledemeyeceği hiçbir mesele yoktur görüşüne sahipti Atatürk. Hayat felsefesinde bu çizgide yürütmüştü. Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir sözü de onun hayat felsefesini net olarak gösteriyordu. Gerçekleştirdiği inkılaplarda zamana, yere, ortama dikkat etmesi mantıklı hareketini açıkça kanıtıydı. Gelelim ileri görüşlülüğüne. Atatürk olayları çok iyi değerlendirebilen, olayların gidişatından olacakları tahmin edebilen bir özelliğe sahiptir. Atatürk'ün bu durumuna bir örnek de 2. Dünya Savaşı ile ilgili tahminleridir. 1932 yılında Atatürk, Amerikalı General Arthur ile yaptığı görüşmede Versay Antlaşması'nın 2. Dünya Savaşı'nın tohumlarını attığını, Almanya'nın bütün Avrupa'yı ele geçirecek bir orduyu kısa zamanda kurabileceğini ve harbin 1940-1945 yılları arasında başlayacağını, çıkacak bir harpte Amerika'nın tarafsız kalamayacağını, Avrupa'da olacak bir harbin başlıca galibinin ne İngiltere ne Fransa ne de Almanya'nın değil sadece Sovyet Rusya olacağını söylemiştir. Gelelim Atatürk'ün lider özelliğine, lider oluşuna. Atatürk, işgal devletlerinin yurdun dört bir tarafını kuşattığı ve bağımsızlığın tehlikeye düştüğü anda milleti için bir ışık, bir kurtarıcı, bir ümit olmuştur. Hepsinden de öte bir önder olmuştur. Atatürk çok yönlü bir liderdir hayata bir asker olarak katılmıştır. Komutanlığı yaptığı, komutanlığını yaptığı birçok savaşta başarıyla sonuçlanmıştır. Kurduğu ve yönlendirdiği Türkiye Cumhuriyeti ile bir devlet kurucusu ve başarılı yönetmesiyle de yetenekli bir devlet adamı olduğunu göstermiştir. Şimdi gelelim Atatürk'ün yeniliğe açık oluşu ve inkılapçılığına. Atatürk'e göre inkılap Türk milletini son asırda geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerine milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni kurumlar koymuş olmaktır diyor. Atatürk 1925 yılında yaptığı bir konuşmada efendiler yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlamda görünüşüyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. İnkılaplarımızın ana ilkesi budur diyerek yaptığı inkılapların amacını belirtmiş ve Türk gençliğine inkılaplara sahip çıkması açısından mesaj vermiştir. Gelelim Atatürk'ün ümitsizliğe yer vermemesi. Atatürk'ün ümitsizliğe yer vermemesiyle ilgili bence en önemli sözü geldikleri gibi giderler sözüdür. Burada da yine bir olaydan bahsetmiş onu okuyalım. Atatürk karşılaştığı en büyük güçlüklerde bile ümidini kaybetmemiştir. 1919 yılında Anadolu'da büyük kaosların yaşandığı süreçte Nutuk adlı eserinde de bahsettiği gibi tam bağımsızlık inancı ve hedefi olmuştur. Atatürk Sakarya meydan savaşı öncesinde Yunanların karşısında Türk ordusunu Sakarya Yarımağı'nın doğusuna çekme gereğini duymuştu. Bu durum mecliste bunalıma neden olmuştu. Atatürk'e Yunanlılar savunmamızı yararlarsa ne yaparız? sorusu sorulunca şu cevabı ile milletvekillerini yatıştırdı. Böyle bir şey olursa onları Çankır ormanlarına çeker, gerilla taktiği ile yok ederim. Ümit onun en zor problemleri bile karşısında bile çözüm yolları bulmasını ve göstermesini sağlamıştır. Gelelim Atatürk'ün idealistliğine. İdealistlikte onun ee, İdealistlik de onun en önemli kişilik özelliklerinden birisiydi. İdealle hayatını anlam kazandırmıştı. Sadece kendi hayatına değil milletine ve vatanına da ulusal egemenlik, cumhuriyet, çağdaşlık, özgürlük, demokrasi ve tam bağımsızlık en önemli idealleridir. Atatürk'ün idealleri halkın ihtiyaçlarından doğmuştur. Bütünleştirici ve birleştirici özelliği Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Rauf Orbay bu konudaki düşüncelerini şu şekilde açıklıyor. Mustafa Kemal milli mücadeleye atılmasaydı bu memleket kurtulamazdı. Anadolu'nun tehlikeye düşen yerlerinde batıda doğuda ve güneyde başlayan bir yurtsever düşüncenin mahsulü olan zayıf milli mükavemet hareketleri Mustafa Kemal Paşa tarafından birleştirilmeseydi her biri ayrı ayrı kolayca bastırılabilirdi. Atatürk'ün 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece vatanın kurtarılmasını öncelik verdirerek anlaşmazlıkları ve tartışmaları sona erdirmesi, her kesimden Anadolu halkını kucaklayarak milli mücadeleyi onlarla birlikte yürütmesi bütünleştirici özelliğinin bir göstergesidir. Müzik